Hepinize yeniden merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Boğa burcundaki yeni aydan bahsedeceğim. 8 Mayıs'ta bildiğiniz gibi Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve açıkçası bu dönemde Boğa burcunda böyle bir resmi geçit olduğunu görüyoruz. Venüs de Boğa burcunda, Jüpiter Boğa burcunda hala, Uranüs de burada. Hatta bu yeni ayın özellikle son zamanlarda gündeme gelen Jüpiter-Uranüs birleşimini de tetiklediğini de söylemeliyim. Dolayısıyla biraz bu dönemde Boğa'nın getirdiği temalardan fazlasıyla bahsedeceğiz. Hatta yeni ay haritasında yine İstanbul'a göre Boğa burcunun yükseldiğini görüyoruz. Ve orada Jüpiter'de aynı zamanda tam asendantın, yani yükselen burcun üzerinde duruyor. Ankara'ya göre dahi Boğa burcunun son dereceleri yükselmekte. Ankara'nın doğusunda kalan yerlerde ise doğal olarak İkizler burcu yükseliyor olacak bu yeni ay haritasında. Şimdi biraz da bir bu Boğa'dan bahsetmekte fayda var. Zaten bu dönemde dediğin gibi böyle Boğa'da büyük bir stelyum söz konusu. Boğa toprak elementinde ve aynı zamanda sabit bir burç ve dolayısıyla daha çok güvende olmak, istikrar içinde olmak, sahip olmak, biraz böyle daha tensel, daha dokunmakla ilgili, somut olan şeylerle alakalı bir burç. Çünkü Koç'tan sonra geliyor, biliyorsunuz Koç varoluşu, varoluşun belki enerjisini, ilk ateşini, ilk kıvılcımını anlatıyor. Hani Koç'ta daha çok bir ruh var. Ama Boğa'da daha böyle enkarne olan doğaya özellikle enkarne olan şeyler görüyoruz. Ne demek bu? Mesela doğanın canlandığını görüyoruz. Daha çok çiçek açtığını, yani belki Koç'ta da canlanma başlıyor ama bu daha da belirgin hale geliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu dönemde esasında Venüs'ün de Boğa burcunda olmasıyla beraber sahip olduğumuz şeylere odaklanma, sahip olduğumuz şeylerden keyif alma, huzur duyma ve kendimizi biraz daha belki istikrarlı ve keyifli hissetme isteğinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ha, istikrar belki istikrarsızlık da söz konusu olabilir. Ama burada esas ağırlık daha çok hani sahip olduğumuz şeyler, bize güven veren şeyler. Bunların başında hem maddi varlıklar geliyor hem de hani para, imkanlar, kaynaklarla ilgili konularda geliyor. Dolayısıyla bu dönemde esasında hoşluk yaratmak, güzellik yaratmak, sahip olduğumuz şeylerden keyif almak gibi konuların, parayla ilgili konuların, birikimlerimizle ilgili konuların hayatımızda daha dikkat çekici bir yeri olduğunu ve aynı zamanda bu konularda, yani somut bir şeyler üretmek, parayla ilgili konular, yeteneklerimizi kullanmakla ilgili konular, bu konularda daha orijinal, daha farklı, daha yenilikçi bir tavır içinde olabileceğimizi de söyleyebiliriz. Hatta bu dönemde Güneş Jüpiter'le ve Uranüs'le de birleşiyor olacak. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz istikrar konusu, sahip olduğumuz şeylerle ilgili konular, bunlara daha farklı bir gözle, daha yenilikçi bir gözle bakmak imkanı da olabilir. Elde ettiklerimiz üstünde çalışmak, sahip olduğumuz şeyler üzerinde çalışmak, biraz daha o fikirleri, belki ilginç fikirleri uygulama haline getirmek oldukça faydalı olacak. Bunların yanında tabii Boğa toprakla alakalı olduğu için tabii doğayla alakalı konuları da gündeme getirebilir. Tüm dünyada bunu gündeme getirebilir. Zaten Uranüs'ün de orada olması doğadaki hareketliliği, belki mesela bu bir takım doğa olayları, volkanik belki patlamalar, belki deprem üreten durumlar falan, genel olarak dünyadan bahsediyorum. Bu tür konuları dahi arketip olarak gündemimize daha fazla taşıyabilir. Şimdi tabii baktığınız zaman İstanbul'a göre olan haritada hem Boğa burcu yükseliyor, Jüpiter
esasında ascendantın üstünde, fakat haritanın tepesinde de yine Saka burcunda Plüton'un olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız bu Plüton bundan önceki Dolunay haritasında da Ay'la kare açı yapıyordu ve hatta Mayıs ayının ilk günlerine, ki bugünlerde yine bu videoyu çekiyorum, Mayıs ayının ilk günlerinde Plüton'un gerilemesinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu Saka burcundaki Plüton tabii toplumsal konular, belki içinde grupları, belki içinde daha çok sivil örgütleri, hatta işte sendikaları olabilir. Genel olarak gruplarla ilgili, belirli çıkar gruplarıyla ilgili, sosyal gruplarla alakalı konuların yine bu dönemde fazlasıyla esasında tetikleneceğini, belki bunların hem Türkiye'nin hem İstanbul'un gündeminde özellikle bir yeri olacağını da söyleyelim. Yani bu ayrıca bir dikkat çeken bir konu. Şimdi yeni aya baktığımızda, dediğim gibi yeni ay haritasının çok fazla sayıda açı yaptığını da görüyoruz. Hani hem bir yanında Jüpiter var ve Uranüs var. Satürn'le uyumlu bir açısı var. Esasında bu yeni ayda gerçekten elimizdeki değerleri, özellikle somut halde kullandığımız şeyleri değiştirmek, yenilemek, daha farklı bir hale getirmek, belirli bir kararlılık göstermek, hem bir değişimi, hareketliliği kullanmak ama aynı zamanda belirli konularda da sorumluluk almak, bu sorumlulukları götürmek, yani güzel, ilginç bir kombinasyon olduğunu görüyoruz. Hem bir değişim isteği, yenilenme vurgusu, dediğim gibi becerilerimizi kullanma imkanı, ama aynı zamanda bunları biraz da somutlaştırma çabasının da olduğunu söyleyelim. Şimdi bu dönemde Merkür, o da Koç burcunda geri hareketteydi, toparlandı, şimdi yavaş yavaş düzeliyor. Dolayısıyla Güneş'ten önce yükselmiş durumda. En azından Merkür burada Koç burcundayken fikirlerimizde yine öncü davranmak, daha buluşçu, daha hızlı, öngörü yapacak şekilde hareket etmek, bir takım kararlar almak, bir takım anlaşmalar yapmak, bir takım iletişimler içinde olmak kolay olacaktır. Yani Merkür çünkü Prometheus konumunda, Güneş'ten önce yükselmiş ve Koç burcunda, bu gelecek yönünde daha farklı, yenilikçi ve cesur bir şekilde bir düşünce içinde olacağımızı gösteriyor. Daha sonra Merkür 15 Mayıs'tan itibaren Boğa burcuna geçecek. Burada ise gündemimizde biraz düşüncelerimizi yeniden daha kalıcı ve uzun vadeli bir noktaya getirmemiz yine kolaylaşacak. Venüs de Boğa'da, hatta Güneş'in ışınları altında gözüküyor. Yani dolayısıyla Venüs'ü göremiyoruz bu dönemde. Ama yine de Boğa'da olması, dediğimiz gibi elimizdeki kaynakları kullanmak, güzellik yaratmak, sahip olmak, biraz daha hayatın yapıcı taraflarına imkan verecek, bu alanları ilerletmemize imkan verecek. Venüs aynı zamanda aşkı temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlıklarda, ilişkilerde, aşkta daha yapıcı, daha uzun vadeli ve daha ilginç tavırlar içinde olabiliriz. Mücadele gezegeni Mars, o da Koç burcunda, kendi yönettiği burçta. Tabii bu bir miktar Güneş'ten önce yükseldiği için bir takım aceleci tavırlar, inatçılık ve sabırsızlık getiriyor olabilir. Dolayısıyla bu dönemde hani Mars'ın getirdiği mücadele isteğinin de altını çizelim. Hatta Mars tutulma burcu, en son biliyorsunuz tutulma Koç burcunda gerçekleşmişti. Şimdi Mars önümüzdeki günlerde bu tutulma derecesini de tetikleyecek. Özellikle orada Kuzey Ay düğümü ile birleşecek. 20 Mayıs'ta Kuzey Ay düğümü ile birleşecek ve dolayısıyla bu dönemde aynı zamanda son zamanlarda gösterdiğimiz cesareti ve
yenilik isteğini ve daha fazla kendimizi öne çıkarma, liderlik etme, kararlılık gösterme gibi konuların daha fazla üstüne gidebiliriz. Biraz tabii ılımlı olmak, biraz dengede, biraz kontrollü davranmak da faydalı olabilir. Ama yine de Mars'ın böyle bir hızlandırıcı, tetikleyici etkisi olduğunu da söyleyelim. Şimdi bu döneme baktığımızda, diğer bir takım bazı önemli geçişlere baktığımızda, dediğim gibi Güneş'in önce Uranüs'le birleşeceğini görüyoruz. Bu 13 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Gerçekten bu dönem çok hareketli, çok ilginç, çok orijinal bir dönem. Zira 18 Mayıs'ta da Güneş Jüpiter'le birleşecek. Dolayısıyla hayatımızda hem yenilikçi, farklı, orijinal bir şeyleri kullanma ve başlatma imkanı var. Hem de fırsatları da kullanma imkanı olabilir. Özellikle 18 Mayıs civarı hem ekonomi konuları, hem parasal konular, hem kendi özelimizde yeteneklerimizi kullanabilmek açısından orada bir belki daha fazla fırsat, daha fazla fırsatları değerlendirme imkanını olduğunu gösteriyor. Ve bu dönemde tabii Uranüs'ün de boğada olduğunu düşünürsek, hani ekonomiyle ilgili, finansla ilgili, parayla ilgili konuların çok bir takım potansiyeller, güçlü potansiyeller barındırdığını ama aynı zamanda çok da volatil olduğunu, çok değişken olduğunu da söyleyelim. Çünkü Uranüs her zaman böyle bir dengesizlik ve aniliği de beraberinde getirir. Bu dönem aynı zamanda Jüpiter'in tabii boğada aynı zamanda son günlerini de olduğunu da söyleyelim. Hani 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter zaten o da ikizler burcuna geçecek. 20 Mayıs'tan sonra zaten Güneş'in de ikizlere geçeceğini görüyoruz. Burada 23 Mayıs civarında da Venüs ile Jüpiter ikizler boğa burcunun son derecesinde birleşiyor olacaklar. Bu da bize hani bu dönemde ayrıca parayla ilgili konular, kaynaklar, birikimler, buralarda bir takım fırsatların olduğunu ve bu fırsatların belki geçici olduğunu, çok hızlı bir değişiklik de göstereceğini anlatıyor aynı zamanda. Ama genel olarak Mayıs ayının bu dönemini, bu bölümünü, yani önümüzdeki Dolunay'a kadar, yani 23 Mayıs'a kadar olan dönemi esasında yaratıcı konular, biraz elimizdeki kaynakları bereketlendirmek açısından kullanabiliriz. Orijinal fikirleri kullanmak, uygulamak açısından kullanabiliriz. Ve aynı zamanda özellikle 15 Mayıs'tan sonra bu fikirleri biraz daha somut hale getirmemiz de mümkün olabilir. Tabii ki koşulların aynı zamanda güneş tutulmasının da tetiklenmesiyle beraber çok hızlı hareketli olduğunu da söylemeliyiz. Bu temalar özellikle tabii yeni ayın Boğa burcunda olması, Jüpiter kısmi esaletinde olması, hatta Yay burcuyla ilgili bir 12'de birlik derecede, yani duvakta olması, tüm bu ne kadar hayatımızda bu dönemde bir fırsatları kullanma, değerlendirme açısından ilginç bir dönemde olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi burada tabii ki genel olarak yükselen burçlara göre bu dönemi anlatacağım. Ve bu anlatırken dediğim gibi Ankara'nın doğusunda kalan yerler açısından bazı değişiklikler var. Onları da size ayrıca anlatmaya, ifade etmeye çalışacağım. Şimdi bu yeni ay yükselen koçlar açısından bakıldığında iş ve para konularına oldukça hareketli bir tempo getiriyor. Değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Yeni kazanç imkanlarını belki simgeliyor olabilir. Hani bu dönemde çalışkan olmak, imkanları kullanmak, yetenekleri kullanmak mümkün. Para gelirlerde bir hareketlilik olmakla beraber bu tabii harcamaları da biraz arttırabilir ya da daha sürprizli hale getirebilir aynı zamanda. Ama bu dönemde
yani genel olarak 23 Mayıs'a kadar olan dönemde imkanları, kaynakları kullanmak açısından oldukça dikkatli ve oldukça odaklı bir dönemde olduklarını söyleyelim. Bu imkanları kullanmak, parasal açıdan kullanmak, özellikle mümkün, daha iyi hale getirmek mümkün. Birikimleri, sürprizleri de belki de biraz da beklenmedik durumları da tetikleyebilir, hareketlendirebilir. Dolayısıyla bu dönemde esas ağırlığın fazlasıyla para, kaynaklar, destekler, işle ilgili konular, imkanlar üzerinde ilerlediğini söylemeliyim. Bu konular 13 Mayıs civarında aynı zamanda daha hareketli, daha sürprizli bir durum içerebilir. 15 Mayıs'tan sonra ayrıca fikirleri parasal anlamda uygulamak ve kullanmak imkanı da olabilir. Ki yine 18 Mayıs civarında da fazlasıyla bir hareket, yenilik, sürpriz, imkanları değerlendirme kapasitesi var. Ankara'nın doğusunda kalan iller açısından bakıldığında da yakın çevrenin daha fazla hareket ve değişiklik getirdiğini söyleyebiliriz. Daha fazla iletişimin, daha fazla yazışmanın, görüşmenin biraz daha ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. 20 Mayıs civarında özellikle kişisel girişimler oldukça kararlı ve odaklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Daha fazla sanki cesaret ve öne çıkma isteği var. Ve yine 20 Mayıs'tan sonra daha da fazla artan bir hareketlilik, görüşmeler, yazışmalar, kafaca dikkat çeken konular, eğitimle ilgili konular, ziyaretler, bütün bunların zihinsel açıdan hareketli bir dönemin yine hız kazanacağını söyleyebiliriz. Şimdi tabii yükselen boğalar açısından baktığımızda da bu yeni ayın boğa burcunda olması özellikle yeni adımlar atmak, dümene geçmek, bir takım başlangıçlar yapmak açısından son derece hareketli ve fırsatların olduğu bir döneme esasında işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni ayda pek çok beklemede olan şeyin harekete geçeceğini, bir kararlılık söz konusu olacağını, içinde belki geliştirici olanakların, fırsatların, yabancılardan gelen imkanların ya da özgürleştirici, yenileyici, daha orijinal hale getiren imkanların da olduğunu söyleyelim. Yani bu dönemde yükselen boğalar, genel olarak boğalar açısından dümende olmak, olayları yönetmek imkanı çok fazla. Venüs de boğada olduğu için yeteneklerini ve bulabilecekleri belki imkanları da kullanmaları da daha kolay olabilir. Güzel kazançlar gündeme gelebilir. Aşkta, ilişkilerde, onları mutlu eden konularda da bir artış, bir odaklanma daha fazla söz konusu olabilir. Ve bütün bunlar hani 13 Mayıs civarında özellikle yenilik ve değişiklikleri, sürprizleri de beraberinde getirebilir. 15 Mayıs'tan sonra fikirlerini uygulama imkanı artıyor. Belki görüşmeler, ziyaretler, eğitimle ilgili konular daha iyi yönetilebilir bir hale gelebilir. Yine 18 Mayıs civarı fırsatların olduğu, kendini geliştirme imkanının olduğu bir dönem. Bir miktar abartıların, bir takım beklenmedik, hızlı, hareketli, heyecan verici konuların da olduğu günlere benziyor. Ve tabii özellikle Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından para ve kazanç içeren konular, imkanları değerlendirmek, yetenekleri kullanmak, harcamalar ve gelirler üzerinde durmak daha fazla dikkat çekiyor olabilir. 20 Mayıs civarında daha önceden alınmış olan bir takım adımlar, kararlar, riskli konular biraz belki bazı stresleri ya da değişiklikleri gündeme getiriyor olabilir. Zaten 20 Mayıs'tan sonra bir para konusu, paraya odaklanma, yetenekleri kullanma, işle ilgili konular, kaynakları değerlendirmekle ilgili konuların daha önem kazandığını söyleyebilirim. Yükselen ikizler açısından ise bu dönemde hesapta olmayan ya da henüz bekleme aşamasında olan bazı konuların söz konusu olduğunu söyleyelim. Çünkü bu yeni ay
bir takım henüz tam olarak ortaya çıkmamış, henüz bekleme aşamasında olan konulara işaret ediyor. Esasında 26'sından sonra Jüpiter'in ikizlere geçecek olması ya da 20'sinden sonra Güneş'in zaten ikizler burcuna geçecek olması, hani ikizler açısından bir hızlı toparlanma, hareketlilik ve netlik açısından daha olumlu. Ama bu ayın daha ilk bölümünde baktığımızda, yani 20'sinden öncesinde biraz bu dönemde onları belki bağlayan konular var. Belki sanki böyle bir nekihat dönemi gibi. Yani beklemede duruyorlar. Hazırlık içinde duruyorlar. Ya da bir takım çok net olmayan gizli kapaklı konular gündemlerinde olabilir. Fakat burada Jüpiter'in de olması esasında bazı yüklerden, bazı sıkıntılardan kurtulduklarını da gösteriyor esasında ikizlerin ya da yükselen ikizlerin. Dolayısıyla bu dönemde en azından 20'sine kadar bir takım kontrollü çok net olmayan durumlar olabilir. Bunlar bekleme çıkarabilir. Bir takım gizli kapaklı durumlar olabilir. Bunlar bazen parayla ilgili konuları, maddi konuları da içine alıyor olabilir. Ve bu tabii 13 Mayıs civarında belki gündemlerinde hesapta olmayan değişiklikleri daha fazla gündeme getiriyor olabilir. 15 Mayıs'la beraber yine parayla ilgili konularda tam olarak göremedikleri ya da biraz sadece düşünce aşamasında olan konular onları biraz meşgul ediyor olabilir. 18 Mayıs civarında da bu onları bağlamış olan ya da onları belki de hassas kılan konularda bir toparlanmanın da gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından bu dönem biraz daha iyi kontrol edilebilecek gibi gözüküyor. Daha hareketli, daha fazla hareket olanağı, daha fazla iletişim, daha fazla kendini anlatma ve yeni başlangıçlar yapma imkanı veriyor ikizler açısından, yükselen ikizler açısından. Ve 20 Mayıs'tan itibaren özellikle gruplar içinde, 20 Mayıs civarında diyelim, gruplar içinde daha fazla adım, daha fazla gelecek yönünde bir takım şeyleri harekete geçirmek, cesaret göstermek imkanı var. Ve 20'sinden itibaren de zaten özellikle şahsi konularda bir kararlılık artabilir. Girişimlerde netlik kolaylaşabilir. Biraz sağlıkla ilgili ya da onları böyle alıkoyan bazı konular varsa bunların da daha iyi bir toparlanma içine girebileceğini söyleyebiliriz 20 Mayıs'la beraber. Şimdi yengeçe, yükselen yengeç olarak baktığımızda bu dönemde özellikle gelecekle ilgili konularda olumlu, yapıcı, orijinal, farklı projeleri hayata geçirmek ve gerçekleştirmek adına yeni bir takım fırsatların, imkanların ve fikirlerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Burada daha olumlu yöne yönelme, belki bir başkasının fikrinden yararlanma da olabilir. Bu arkadaşlar içinde olabilir, bir grup içinde olabilir. Dolayısıyla yengeçler bu dönemde özellikle çevrelerinden daha fazla destek görebilirler. Daha fazla ümit, daha fazla pozitif beklenti içinde olabilirler. Bu onların işle ilgili, parayla ilgili kazançlarını da olumlu yönde etkileyen bir takım yenilikler yapmalarına ya da bir takım projelere girmelerine de yardımcı olabilir. Ve dediği gibi gerek sosyal açıdan, gerek belki gelecekle ilgili bir projeyi, onların birikimlerini de kullanabilecekleri bir işi ya da projeyi kullanmak ve geliştirmek açısından bir takım olanaklar var. 13 Mayıs civarında bu konular onlara daha fazla yenilik, değişiklik özellikle getirebilir. 15 Mayıs'la beraber ayrıca bunları gruplar içinde, sosyal alanda, takım çalışmaları içinde daha yapıcı bir şekilde kullanma, düşüncelerini somutlaştırma imkanı olabilir. 18 Mayıs civarında dediğim gibi fırsatları değerlendirme, bir takım yenilikler içinde olmak çok daha kolay gözüküyor.
Ankara'nın doğusunda kalan illerde yaşayanlar açısından ise bu dönem bazı belirsizlikleri ya da beklemede olan ya da gizlide kalan şeyleri ortaya çıkarabilir. Bu biraz daha huzursuz edici de olabilir zaman zaman ya da onları biraz alıkoyucu olabilir. Kafalarında çok çift durum söz konusu olabilir. 20 Mayıs'tan sonra genel olarak işle ilgili konular, 20 Mayıs civarı diyelim, işle ilgili konularda bir atak olmak, cesaret göstermek imkanının öne çıkacağını görüyoruz. Ve bu ayrıca 20 Mayıs'tan sonra onların bir takım değişikliklere gitmeleri, yeni arayışlar içinde olmaları, bir takım beklemeler, bazı onları kendi dünyalarına çeken, yükselen yengeçler açısından bir düşünme, bir bekleme, biraz kendi içlerine dönme durumu yaratabilecek gelişmelerin de başlayacağı gözüküyor aynı zamanda. Yükselen aslanlar olarak baktığımızda ise bu yeni ayın ve bu dönemin özellikle işle ilgili konular, hedefler, onların terfi durumları ya da iş konumları açısından daha bereketli, daha dikkat çekici, daha güçlendirici ve özellikle bir takım başarılı olma yönünde ilerlemelerini kolaylaştırıcı fırsatlar olduğunu görüyoruz. Yani bu dönemde sorumluluklara çok güçlü bir vurgu var. Bu aynı zamanda onların toplum önündeki durumlarını da etkileyebilir. Bir evlilik konusu, sosyal durumlarını etkileyen konular da dikkat çekebilir. Bu özellikle onlara kazanç getirebilir. Daha fazla gelişme, kendini geliştirme, kendini ortaya koyma, dikkat çekme olanağı da taşıyor. Dolayısıyla bu dönemde iş hayatında ve kendini gösterme konusunda toplum önünde son derece başarılı ve dikkat çekici, ilginç, orijinal koşulların, yenilikçi durumların gündemde olduğunu görüyoruz. Bu onların pek çok açıdan başarılı olma yönünde isimlerini daha fazla öne çıkarabileceklerini gösteriyor. 13 Mayıs civarında bu konular çok hareket ve çok yenilik ve çok sürpriz de içerebilir. 15 Mayıs'la beraber bunları yine fikir düzeyinde, görüşler düzeyinde, eğitimle ilgili konularda, anlaşmalarla ilgili konularda, ticari konularda daha fazla geliştirme, daha fazla yönetme imkanı söz konusu olabilir. 18 Mayıs civarında yine şans ve büyüme ve gelişme açısından oldukça hareketli, pozitif ve sürprizli konuların olduğunu söyleyelim. Bu arada Ankara'nın doğusunda kalan yerlerde yaşayanlar açısından ayrıca sosyal konular, gruplar, takım çalışmaları, daha fazla hareket ve iletişimin de dikkat çektiği gözüküyor. 20 Mayıs civarında ayrıca aslanların, yükselen aslanların fikir düzeyinde bir cesaret göstermek ya da içinde yabancıların olduğu bir konuya adım atmak, bir medya konusu ya da akademik konuyla ilgili kendilerini göstermek çabasının daha fazla öne çıktığını söyleyelim. Bu dönemde gruplar içinde, 20'sinden sonra gruplar içinde özellikle daha fazla hareket, daha fazla arkadaşlıklar, sosyal konular, onları grup çalışmaları içinde ya da bir şekilde dış dünyada daha esnek ve daha hareketli kılan, dışa dönük kılan koşullarında geliştiğini söyleyebilirim. Yükselen başaklar açısından bakıldığında bu yeni ayın oldukça ufuk geliştirici, genişletici, öğretici ve belirli konularda ödüllendirici olduğunu da söyleyebiliriz. Bu dönemde yeni insanlar, yeni çevreler, yabancılar, bütün bu alanlara açılmak imkanı olabilir. Akademik konular, eğitimle ilgili konular, medya ile ilgili konular, yazmak, çizmek, belki bir kitap, yayıncılık. Burada onları her açıdan geliştiren, olumlu ve alaylara da daha olumlu bakmalarını sağlayabilecek imkanlar var. Dolayısıyla belirli noktalarda yükselen başaklar bir sertifikasyon gibi bir onanma içinde olabilirler. Bir
daha fazla kabul görme, dikkat çekme, tanınma imkanı içinde olabilirler. Bu onlara hem uzaklarla ilgili konularda, yabancıları içine alan konularda hem de yolculuklarla ilgili konularda olumlu özellikle deneyimler ve olaylara bakış açılarında da daha yapıcı olma imkanı getiriyor. 13 Mayıs civarında sürprizler, yenilikler, değişikliklere daha açık olabilirler. Fikirleri aniden belki farklı noktalara doğru ilerleyebilir. 15 Mayıs'tan sonra ayrıca yine ticaret, yabancılarla ilgili konular, uzaklarla ilgili konular, bunların hız kazanacağı, daha yapıcı hale geleceğini söyleyebiliriz. 18 Mayıs civarında yine medya, yabancılar, uzaklarla ilgili konular geliştirici ve sürprizler ve olumlu adımlar gösteriyor olabilir. Bu arada Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından, özellikle bu dönemde başaklar açısından, yükselen başaklar açısından işle alakalı konular, mesleki konular, biraz sorumluluk içeren konuların ayrıca önem kazandığını da söyleyelim. 20 Mayıs civarında biraz riskli adımlar içinde durabiliyor yükselen başaklar. Burada bir miktar daha cesaret göstermek, belki biraz kontrollü olmakta da fayda var. Orada bir değişim söz konusu. Ayrıca 20 Mayıs'tan sonra zaten onların mesleki konuları, kendileri gösterme, sorumluluk alma, daha fazla dikkat çekme yönünde olumlu fırsatlar içine ve yeni farkındalıklar içine, yeni başlangıçlar içine gireceğini de söyleyebiliriz. Yükselen teraziler bu yeni ayda onları zaman zaman meşgul eden, biraz krize sokan, biraz bağlayan konuların içinde de olabilirler. Ama bu dönemde teraziler açısından, yükselen teraziler açısından özellikle yatırım, belki eşin ya da ortağın para konuları, zaman zaman miraslı konular ve biraz böyle finansal alandaki durumların daha fazla öne çıkacağı gözüküyor. Bu biraz başkalarından kaynaklanan konular olduğu için onları bağlıyor da olabilir, ama bu alanlarda, finansal alanlarda, yatırımla ilgili konularda bir takım fırsatlar da söz konusu olabilir. Ya da zaman zaman bu dönemde bazı krizler biraz onları meşgul eden, endişelendiren durumlar dahi söz konusu olabilir. Bu dönemde dediğim gibi biraz kriz çıkaran konular, bazı özellikle kendileri güvende hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı, bu konulara biraz daha fazla ağırlık veriyorlar. Bu dönemde, bu 13 Mayıs civarında yine içinde paylaşımlı konular, yatırımla ilgili konular, biraz ortaklı konular, başkalarına dayalı konuların getirdiği sürprizler ya da anilikler gündeme geliyor olabilir. 15 Mayıs'la beraber yine belki bir takım yatırımlar, alacaklar, borçlar, finansla ilgili konular, bankayla ilgili işler, biraz eşin para durumu, belki biraz başkalarından kaynaklanan konuların onların hayatında bir değişim yarattığını ya da bir miktar zaman zaman bir endişe yarattığını söyleyebiliriz. 18 Mayıs civarında da yine yatırımlarla ilgili konularda bazı imkanları, fırsatları değerlendirme vurgusu özellikle artıyor olabilir. Bu arada Ankara'nın doğusunda kalan yerlerde yaşayanlar açısından, yükselen teraziler açısından bu dönemde biraz daha fazla yenilik, yabancılarla ilgili konular, onların ufuklarını genişletebilecek imkanların, yolculukların, daha eğitsel konuların ağırlık basabileceğini söyleyelim. 20 Mayıs civarında yine ilişkiler düzeyinde bir takım konuları gözden geçirmek faydalı olabilir. Belki eşten kaynaklanan, ortaktan kaynaklanan, başkalarından kaynaklanan konular onları biraz daha fazla dürtüklüyor, harekete geçiriyor olabilir. Yine 20 Mayıs'tan sonra genel olarak bu biraz onları bağlayan ya da endişelendiren konulardan yavaş yavaş çıkacaklarını ve kendilerini daha fazla olumlu yönde
anlatabilecekleri, belki yeni şeyler öğrenebilecekleri, belki yabancılarla daha fazla temas edebilecekleri konuların olumlu yönde daha fazla arttığını söyleyebiliriz 20 Mayıs sonrasında. Yükselen akreplere baktığımızda ise bu yeni ayın özellikle evlilik hayatına, ortaklı konulara, ilişkilere daha büyük bir farkındalık, hareketlilik ve fırsatlar getirdiğini söyleyebiliriz. Hani bu alanda sürprizler var, aynı zamanda fırsatlar var ve akreplerin başkalarından alabileceği teklifler ya da aynı zamanda iş hayatında daha fazla onları görünür kılan, onlara fırsat getiren adımların olabileceğini söyleyelim. Tabii böyle bir dönemde pek çok şey biraz da başkalarına bağlı gözüküyor. Dolayısıyla hani tam olarak belki direksiyonda değiller. Başkalarının getirdiği imkanları kullanmaya bakmalılar. Zaman zaman bu kimi zaman da bazı karşıtlık içeren durumlar onların gündeminde söz konusu olabilir. Yani gündemlerinde fırsatlar var ama bu fırsatlar hep başkaları üzerinden geliyor. Kendi başlarına pek de bağımsız hareket etmiyorlar. Fakat yine de bunları olumlu yönde kullanabilirler tabii ki. 13 Mayıs civarında dediğimiz gibi bunlar yenilik ve sürpriz olarak da onları uyandırıcı tecrübeler olarak da karşılarına çıkabilir. 15 Mayıs'tan sonra yine ticarette, anlaşmalarda, görüşmelerde başkalarının fikirlerinden yararlanmak bazında daha fazla hareket ve iletişimin olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mayıs keza burada imkanların, fırsatların çok fazla öne çıktığını, onları belki canlandırdığını, yenilediğini ilişkiler düzeyinde söyleyebiliriz. Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından hani akrepler, yükselen akrepler açısından bazı çift durumlar, biraz endişe ettiren durumlar, biraz kriz çıkaran durumlar söz konusu olabilir. Bu bir miktar onları kafaca başkalarına yine daha fazla bağlı kılıyor olabilir. 20 Mayıs civarında özellikle çalışma ortamında işle ilgili konularda cesaret göstermek, yeni adımlar atmak mümkün. Burada biraz sağlık konusuna ya da bazen kaza yaratabilecek durumlara dikkat etmek lazım. Yine 20 Mayıs'la beraber onların biraz yükselen akreplerin özellikle kafalarında birden fazla plan, düşünce söz konusu olabilir. Bu bir miktar onlar açısından bazı çift durumlara, bazı gerginliklere de işaret ediyor olabilir. Şimdi gelelim yükselen yaylara. Yaylar açısından da bu yeni ayın özellikle çalışma konularında, iş ortamında yenilikleri tetikleyeceğini, ilginç, orijinal konular getirebileceğini, daha fazla mesai, daha fazla uğraş, daha fazla çalışma getireceğini söyleyelim. Bu mesleki alanda kendini geliştirmek, eğitimle ilgili konular açısından geliştirmek olabilir. Biraz çok çalışmanın olduğu bir dönem olabilir. Hizmet konularının hareketlendiğini söyleyebiliriz. Yabancılarla ilgili konuların olduğunu, sürprizlerin, yeniliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanlarda yeni adımlar olabilir. Ama biraz da bir sağlık, hizmet, düzen konuları da onları daha fazla bağlıyor da olabilir. 13 Mayıs civarında çalışma ortamında yenilikler, değişiklikler, bir takım şeyleri daha somut hale getirme çabası ve daha heyecan verici imkanlar söz konusu olabilir. Yine 15 Mayıs'tan sonra çok daha fazla çalışma, uğraşma, hizmet konuları var. Bir miktar bu alanda sağlıkla ilgili konulara, düzen gerektiren, hizmet gerektiren konulara bir ağırlık artıyor olabilir. 18 Mayıs civarında yine belki iş ortamında yabancıların ya da fırsatların olduğu konuşmalar olabilir. Belki içinde kadınların olduğu, sanatın olduğu, güzelliklerin olduğu konulardan bir takım imkanlar da geliyor olabilir bu dönemde. Ankara'nın doğusunda kalan yükselen yay olanlar açısından bu dönemde biraz ilişkilerin, bazı ortaklı konuların, eşin ya da onların dışında gelişen dışsal olayların öne çıktığını, biraz onları daha fazla bağladığını, ilişkiler açısından
ya da biraz bazen muhalefet içeren konular açısından daha fazla meşgul edici olacağını söyleyebiliriz. 20 Mayıs civarında yine yükselen yerler açısından bu dönemde cesaret, öne çıkma, kendini gösterme konuları özellikle vurgulanıyor ve ilişkilerin de bu dönemden itibaren daha da fazla hareket kazanacağını söyleyelim. İşle ilgili konularda daha fazla görünürlük ortaya çıkacağını söyleyelim. Yani böyle 20'sinden sonra özellikle böyle orada bir yenilenme, upgrade olma, ilerleme, büyüme ve ilişkileri de geliştirme imkanlarının ve başkalarından gelecek fırsatların işle ilgili de olabilir, bunun artacağını söyleyebilirim. Yükselen oğlaklar açısından ise bu yeni ayın oldukça olumlu ve aşk konusuna, yaratıcı oldukları konulara, sevdikleriyle ilgili konulara, çocuklarla ilgili konulara, kendilerini mutlu edecek, yaratıcı kılacak konulara daha fazla açılım getireceği anlaşılıyor. Bu dönemde bir takım ödüller, başarılar, fırsatlar, şanslar söz konusu olabilir. Bu dönemde onları sahneye çıkaran, daha olumlu hissettiren gelişmeler olabilir. Bir tatmin olma konusu var. Özellikle aşkta ve belki parayla ilgili konularda, güzel olan şeyler için harcamalarda, bir miktar böyle benim hani vur patlasın çal oynasın dediğim konulara, zevklere ve keyiflere özellikle büyük bir vurgunun olduğunu söyleyelim. Bu onları aynı zamanda oldukça şanslı ve sürprizlere de açık kılıyor. Yani hem parada hem aşkta hem de sürprizli konular açısından bir hareketlilik var. 13 Mayıs civarında bu sürprizler daha da hızlı ve belirgin de olabilir. Özellikle 15 Mayıs'tan sonra iş hayatında fikirlerini kullanmak açısından ayrıca daha da yeteneklerini ortaya koymak, becerilerini koymak açısından olumlu bir dönem başladığını söyleyebiliriz. 18 Mayıs civarı ayrıca belki şans oyunlarına bir fırsat getirebilir. Belki genel olarak kendilerini olumlu ifade edebilecekleri ve dikkat çekebilecekleri fırsatlardan yararlanabilecekleri, aşkın olumlu konuların öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından bakıldığında yükselen oğlaklar, burada bu şanstan ziyade bir miktar daha uğraştırıcı nedenler var. Biraz daha fazla işle ilgili konular, düzen gerektiren konular, hizmetle ilgili konular, başkalarına biraz da belki uğraşmak gerek, hizmet etmek gereken, uğraşmak gereken konular olabilir. 20 Mayıs civarında evde ve ailevi konularda daha hızlı adımlar, daha cesur adımlar atmak söz konusu olabilir. Bir eve odaklanma, ailevi konularda bir ya da yerleşimle ilgili konuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Zaten 20'sinden sonra konular biraz daha fazla iş konularına, çalışma konularına, biraz daha uğraştırıcı nedenlere daha fazla dönecek. Yani o vur patlasın, çal oynasın dönemi bitiyor. Biraz daha fazla iş konularına, beceri gerektiren konulara, mesleki konulara, zaman alan işlere biraz daha fazla, belki sağlıkla ilgili konulara daha fazla zaman ayırabilirler. Yükselen sakalar açısından bakıldığında da bu yeni ayın özellikle onlara aile, toprak, yerleşim, yuva ve ülke ile ilgili konularda bir takım yenilikler, bir takım fırsatlar, bir takım değişiklikler getireceğini, bir takım bereketler getireceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde evde bir yenilenme olabilir, beklenmedik değişiklikler olabilir ama aynı zamanda toprakla ilgili konular, gayrimenkulle ilgili konular, içinde yatırım içeren konular, hatta atalardan gelen, dedelerden gelen, anneannelerden artık geçmişte gelen konuların dahi burada belli bir yeni bir tarafı olabilir, değiştirici bir tarafı olabilir, eve odaklandıkları bir dönem. İş konuları tabii ki vardır ama bu dönemde sanki pek çok şey onları evde ve aileyle ilgili konularda harekete geçiriyor ya da meşgul ediyor olabilir. Bunlar olumlu yönde de olabilir. Toprakla ilgili konular bir şekilde
onların gündemi içinde daha bağlayıcı da olabilir aynı zamanda. 13 Mayıs civarında bu ev ve aile konuları daha hareketli, daha sürprizli olabilir. Daha fazla anilik içeriyor olabilir. 15 Mayıs'tan sonra yine evde onları daha fazla kafaca meşgul eden bir konu olabilir. Evde daha fazla zaman geçirmek durumunda kalabilirler. 18 Mayıs civarında yine eve yönelik fırsatlar, gayrimenkul, toprakla ilgili konular, içinde yatırımların olduğu ya da anneden ya da babadan gelen destekler ya da imkanların harekete geçeceğini özellikle söyleyebiliriz. Bu arada Ankara'nın doğusunda yaşayan ve yükseleni Saka olan kişiler açısından da bu dönemde biraz daha yaratıcı konulara zaman ayırmak imkanı var. Çocuklarla ilgili bir konu özellikle onları daha hareketli kılabilir. Kendilerini gösterme ve ifade etme olanaklarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 20 Mayıs civarında özellikle düşünce düzeyinde, organizasyon düzeyinde bir takım görüşmeler, ziyaretler anlamında oldukça odaklı ve kararlı olabilirler. Bunlar belki söz olarak, yazı olarak da gündeme gelebilir ya da eğitim olarak da gündeme gelebilir. Zaten 20 Mayıs sonrasında yaratıcı alanı öne çıkaran, hayatın güzel taraflarına, keyifli taraflarına, zevkli taraflarına, yaratıcı konulara, keyif veren konulara daha fazla bir ağırlık kazanacağını, onların daha fazla öne çıkacağını söyleyebiliriz. Yükselen balıklar açısından da baktığımızda bu yeni ayın onların yeteneklerini, becerilerini, zihinsel kapasitelerini ve iletişim alanını oldukça hareketlendirdiğini, olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Yani eğer bir balık olarak, yükselen balık olarak yazıyor, çiziyor, tasarım yapıyorsanız bu dönemin getirdiği orijinal fikirler olabilir kafanızda. Çevrenizde, kardeşlerinizden de geliyor olabilir. Bu ya da bir takım görüşmeler, ziyaretlerin hızlandığı bir dönem olabilir. Bunları ticari fikir olarak ya da para kazandırıcı imkanlar olarak da değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla bu dönemde düşüncelerinizi hem orijinal hem de somut bir şekilde ortaya koyma imkanı olabilir. Daha çok hareket ve merak var, öğrenme var, eğitimle ilgili konuların özellikle hareket kazandığını, fırsatların olduğunu söyleyelim. Kafa geliştirici, uyandırıcı imkanlar aynı zamanda. Sezgileri kullanmak da daha kolay olabilir. 13 Mayıs civarında bu fikirleri, orijinal fikirleri belki bulmak, değişikliklere gitmek, sürprizler içinde olmak, yeni haberler almak mümkün. 15 Mayıs'la beraber dediğim gibi bu fikirleri işte olabilir, bu görüşmelerde olabilir, eğitimde olabilir, pek çok noktada yetenekleri kullanmak ve daha somut hale getirmek mümkün olabilir. 18 Mayıs civarında da ayrıca fırsatları kullanmak, yaratıcılık, orijinal fikirler, sanatsal konularda daha farklı şeyler yapabilmek kapasitesi ya da ilişkilerinde ya da yakın çevrelerinde onları hızlı ve hareketli kılan, daha meşgul edici olan olumlu yönde gelişmeler olabilir. Bu arada Ankara'nın doğusunda kalan yerlerde yaşayanlar açısından, balıklar, yükselen balıklar açısından bu dönem biraz aileyi ve evi ilgilendiren, toprağı ilgilendiren, yerleşimi ilgilendiren, evde daha fazla meşguliyet içeren konuları da öne çıkardığını söyleyelim. Ve 20 Mayıs civarında iş ve para konularına, yeteneklere odaklanmak fayda getirebilir. Belki harcamaları da biraz arttırabilir ama burada hani kendi kazançları yönünde de bir takım adımlar atmak, para konusunda cesaret göstermek, yetenekleri kullanmak konusu öne çıkıyor. 20'sinden sonra zaten ayrıca evi ve aileyi ilgilendiren konularda daha fazla hareket, daha fazla fırsat, daha fazla gelişme ve o eve yönelik, özel hayata yönelik konulara odaklanma, bir şeyleri bitirme, yeni şeyler başlama, genel olarak onları ev ve aile konularında daha fazla destekleyen bir dönemin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım bu yeni ay, bu çok hareketli, sürprizli yeni ay gerçekten hepimiz açısından faydalı ve bereketli olur.
İnşallah hepimiz açısından güzel günler görürüz. Çok teşekkürler. İyi günler.